Evet, şimdi bir defa niye böyle bir şeye bu aşamada ihtiyaç duyulduğuya biraz kafa yorarsak, yani bana iki şey mantıklı geliyor. Bir dış dinamik, bir iç dinamik var. Dış dinamik, yani ortada İsrail kriziyle birlikte hem Türkiye cephesinde hükümetin açıkça dile getirdiği bir tehdit altındayız şeyi var ki buna ne kadar biz işte korku yaratıyorlar desek de inandıkları anlaşılıyor. İsrail'in ciddi bir Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna dair. Hem de bölgede dengeler değişiyor. Amerikan seçimleri yaklaşıyor ve Trump'ın kazanırsa bölgeden çekilme sözü var. Dolayısıyla orada bir boşluk oluşacak, Suriye karışacak. Suriye'de Kürtler Amerikan kalkanından mahrum kalacaklar vesaire. Ve bütün bunlar için Ankara'nın bir hazırlık yapması şaşırtıcı değil. Bu hazırlıkta Kürtlere yatırım olabilirmiş gibi görünüyor. Bir yanı bu. İç dinamiğe gelince tabii ki hükümetin işte oldun bittin bitmeyen bir anayasa meselesi var. Yani anayasayı değiştirme özlemi var. Bunun için gerekli mecliste çoğunluğu sağlayamama hali var. Erdoğan'ın başkanlık seçimi için destek arayışı var. Tekrar aday olup seçilmesi için Kürtlerin desteğini talep etme noktasında bir ihtiyaç var ortada. Kürt tarafında da bir savaştan yılgınlık, bir yorgunluk, silahla bu işin olmayacağına dair Ahmet Türk'ün açıkça dile getirdiği bir anlayış var. Dolayısıyla bir tıkanma hali var, bir bölünmüşlük var. İmralısı, Selahattin'i, Demirtaş'ı, işte Kandil'i, Diasporası, Brüksel'i, Dem Partisi ile vesaire bölünmüş görünen bir Kürt hareketi var ve orada da bir çözüm isteği görünüyor. Benim görüştüğüm siyasetçiler birisi daha iyimser, birisi temkinliydi. Şunları öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir defa devlet kanadında ciddi bir hazırlık olduğu anlaşılıyor. Yani bunlar öyle rastgele söylenmiş şeyler değil. Bahçeli birinin elini sıkıyorsa bu bir plan dahilinde ve adına yaraşır bir şekilde devlet şeyiyle yapılıyor. Nitekim arkasında hemen arkasında gördüğümüz Efkan Ala bize bu işareti veriyor. Devlet Bahçeli demlerin elini sıkarken arkadaki Efkan Ala'yı biz nereden hatırlıyoruz? Dolmabahçe mutabakatında görüşmeci masasında o dönemin Kürt siyasetçileriyle görüşürken hatırlıyoruz. Dolayısıyla çok doğrudan bir şey var. Devlet var bu masada ve bu el sıkışmanın arkasında. Ve öğrenebildiğim kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanı da olayı yakından izliyor ve çözüm sürecinden yana görünüyorlar şu an itibariyle. Dolayısıyla böyle bir istihbarat, devlet, dışişleri, diplomasi ve bürokrasi, siyasetin bir ortak şeyi var, inisiyatifi var ortada. Bu önemli tabii. Peki öbür tarafta da aslında en büyük işareti bize meslektaşımız Amber'in zaman verdi. Hakikaten çok ayrıntılı ve çok önemli bir makale kaleme aldı Al Monitor'da. Ve oradan öğreniyoruz ki görüşmeler başlamış bile. Yani biz burada konuşurken İmralı'yla Kandil arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını yazdı Amber'in ki bugüne kadar yazdıkları genellikle yalanlanamamış bir meslektaşımızdır. O çok önemli bir makaleydi. Yalnız burada Öcalan'ın telefonla Kandil'le temas kurduğu bilgisi var. Ve hatta görüşmenin biraz gergin geçtiği, sonunda Erdoğan'ın telefonu kapattığına dair detaylar bile var yazının içinde. Buradan anlıyoruz ki aslında iki şey öğreniyoruz. Bir, devlet hakikaten hep düşman ilan ettiği ve işte bir dönem Erdoğan'ın idam edilseydi şimdiye çözmüştük bu sorunu dediği Öcalan'a tekrar neredeyse çözüm için kapısını çaldığını görüyoruz. İkincisi İmralı ile Kandil arasında da işlerin çok iyi gitmediğini anlıyoruz. Yani bu sinirlenme meselesinden çünkü doğrudan yani her talimatın orada bir karşılık bulacağı gibi bir varsayımında yanlış olduğu çıkıyor ortaya. Hatta yani bu karar sürecinde oradakilerin ne hissettiğine dair bir soru üzerine telefonun kapandığı anlaşılıyor. Bunun detaylarını da henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla burada da bence bir sıkışma yaşanacak. Dem'in durumu enteresan çünkü Dem kendisi aslında işin muhatabı olması gerekirken çözüm yeri hep meclistir denirken Dem ısrarla Kandil'i işaret ediyor. Bu da ne kadar çözümü kolaylaştırıyor, ne kadar kendilerini devreye sokuyor, ne kadar inisiyatif alıyorlar bu tartışmayı
gündeme getiriyor. Son olarak şunu söyleyeyim, tabii iki tarafta da bir şey endişesi var. Yani devlet sadece bu bildiğimiz gibi şeyden ibaret değil, Erdoğan'dan ibaret değil. Devletin içinde başka kanatlar da var. Biraz önce sen özetledin nasıl sürecin bir anda kesintiye uğratılabileceği. Dolayısıyla devlet içindeki başka kanatların ya da örgüt içindeki başka kanatların bunu bu süreci daha baştan baltalayabileceğine dair de çok şeyler var, endişeler var. Tabii ki Erdoğan'ın bütün bunu gündem değiştirmek için yaptığı, işte kendi çıkarı için yaptığı, Bahçeli'yi öne attığı, kendisinin elini bu sıcak konuya sürmediği ve Bahçeli'yi kullanarak bir çözüm aradığı vesaire gibi çok derin tartışmalar da var.